Arkadaşlar merhaba ben Üstü işte 9, 10, 11, 12. sınıfların sınav anına kadar, sınav gününe kadar, saatine kadar ve sonrasında da tabii ki yanlarında olmaya devam ediyoruz. Ya senaryolar havada uçuyor. Senaryo 3, 4, 5. Arkadaşlar lütfen ona takılmayın. Şöyle takılmayın. Ya 1 ile 2 arasında ufacık bir kazanın farkı var. Hiç fark yok. 2 ile 3 arasında hiç yani hiç kafanızda hiç büyütmeyin. Hocam hangisi gelir nasıl olur falan. Hiçbir sıkıntı yok. bayağı bildiğiniz ne konuştuysak sınav kağıdında bayağı yayınladığımız videoların benzerini göreceksiniz arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Hiç gözünüzde büyütmeyin. Çünkü ünite belli abi. Ünite sınırlı. Ünite sınırlı. Ünitedeki konular belli. 600 tane de senaryo olsa aynı sorular. İçiniz çok rahat olsun. Lütfen gözünüzde büyütmeyin. Yani her biri farklı hocam. Aman Allah'ım ne yapacağız? Aa, hepsi aynı gelecek. Rahat olun lütfen olur mu? Hiç kasmanıza gerek yok. Siz üniteye çalışın, adam akıllı videolardan takip edin, iş bitsin. Hiç kasmanıza gerek yok. Peki bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar sınav taktiklerini konuşacağız. Yani... İlk dönemin, birinci dönemin birinci yazılısının en kilit konularının en önemli noktalarını sizlere aktaracağım şimdi arkadaşlar. Yani bu videoyu almış olmanız, izlemiş olmanız demek çok ciddi anlamda çatır çatır sınavda çok seri hızlı cevap verebilecek olmanız demek. Çok önemli yazar eserleri göreceğiz, çok önemli başlıkları göreceğiz, hem de çok önemli taraflarıyla. İsterseniz hiç vakit kaybetmeyelim, yeteri kadar kaybettik, hemen başlayalım. Mesela. Akımlardan sınavda %100 soru var arkadaşlar. Hiç kaçarı yok yani. Gelmeme ihtimali yok arkadaşlar. Mümkün değil. %100. Akımlar kesin gelecek. Senaryo 1 2 3 4 5 10 fark etmez. Anahtar kelimeleri cebinize koymalısınız. Mesela klasizmle ilgili bir şey gelirse arkadaşlar akıl, sağduyu, kuralcılık bitti. Kuralcılık zaten klasizmin kelime anlamı, kelime karşılığı. Akıl sağduysa olmazsa olmazı arkadaşlar. Bakın çok önemli bir şey konuşuyoruz şu an. Çok önemli bir nokta atış yapıyoruz sınav odaklı. Kesin geliyor akımdan kesin sorunuz var. Bir sınav kesin. Ve bu anahtar kelimeleri yazmak zorundasınız. Ya da hocamız bize bir metin olarak vermişse... ...bu anahtar kelimeleri görür görmez bu akımları yapıştırmalısınız. Mesela romantizm. Romantik ifadesinden yürüyebilirsiniz... Hayal, duygu. Hayaller var, duygular var, romantizm. Bunlar cebinizde kalsın. Realizm dediğiniz zaman realist, belge, gözlem, gerçekçilik değil mi? Gerçek olanı ele alacağız. Kanıt niteliği olacak realistlerde dikkat. Naturalizme baktığınız zaman deney, soya çekim ve laboratuvar. Onlara göre arkadaşlar aman dikkat. Bütün bir dünya laboratuvarın ta kendisidir. Soya çekim kavramı çok önemli, deney çok önemli. Parmesime baktığımız zaman tasvir ve gerçekçilik ama şiirde gerçekçilik bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Yani siz eğer şiirde realizmi kullanmak istiyorsanız realizmin özelliklerini şiire taşımak istiyorsanız buna parnasizm diyoruz. Anahtar kelimeler lütfen dikkat. Sembolizm, anlam kapalılığı, ahenk, musiki aklınıza ne geliyorsa sürrealizm, bilinçaltı rüya bitti. Egzistansiyalizm, bunalım. Sorulacak edebi akımlar bunlardır. Onlarca edebi akım konusu işledik biliyorsunuz. Edebi akımlar 11. sınıf edebiyata girişte fazlasıyla konuşuldu. Orada her şeyi anlattık. Ama buradan tamamen sınav odaklı bir antımda karşınızdayım. Nokta atışlarla hem anahtar kelimeleri verdik hem de gelebilecek akımları konuştuk. Yani letrizmmiş Egzistansiyalizm. Ya, egzistansiyalizm hadi biraz dursun ama letrizm falan o kadar değil. Sınavda o kadar da sormasın bir zahmet. Sorarsa da zaten edebiyata giriş videosunda tamamını özetlemiştik. Burada nokta atış ve anahtar videolarla, anahtar kelimelerle gidiyoruz. Cebinizde lütfen kalsın hocam. Peki akımlardan %100 sorumuz var hocam. Hiç kaçarı yok. Şunları görüyorsunuz. Şuradaki bilgileri çat diye bu akımları yapıştırıyorsunuz. Ya da direkt bu akımları sorarsa şu anahtar kelimeleri mutlaka yazın arkadaşlar. Kesinlikle tam puan. Var mı soru işaretim? Yok hocam. Hadi devam edelim. Şimdi Hikaye konusu var biliyorsunuz. Yüzde yüz bir yazar eser sorusu gelecek. ya hikaye kesin gelecek. Hikayede soru ne olursa olsun hiçbir fikriniz olmasa dahi yazar eseri yapıştırın arkadaşlar. Bunu daha önce söylemiştik. Bu çok iyi bir kaçış noktasıdır. Kaçış rampası bu. Bayağı bildiğin kaçış rampası. Ya çok sıkıştın. Anlamadın soruyu. Arada kaldın. Yapıştırıyorsun Memduh Şevket ve Sandal. ya bir şekilde bildiğini yazar eserle göstermenin en güzel taktiğidir arkadaşlar bu taktik. Fakat 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 yazar eser de gelebilir. Direkt sorulabilir. Bunlar kesinlikle bilmeniz gerekenler. Adınız gibi bilin arkadaşlar. Memduh Şevket Esendal otlakçı. Zaten ben pdf'ini de koyacağım arkadaşlar bu arada videonun sonunda göreceksiniz. Sabahattin Ali ses. Sait Faik Abasıyanık, semaver. Refik Halit gurbet hikayeleri. Memleket hikayeleri de katılabilir. Yaşar Kemal Sarı Sıcak. Harikarnas balıkçısı yani Cevat Şakir Kabağaçlı. Merhaba Akdeniz. Tarık Buğra oğlumuz. Telli Kamaksa, Samim Koca gözün eseri. Ahmet Amin Tanpınar'ın Abdullah Efendi'nin rüyaları. Orhan Kemal'in ise ekmek kavgası dikkat çekecek. Çok önemli yazar eserler hikaye noktasında adınız gibi bilmeniz gereken yazar eserler. Derler. Peki hocam başka ne bileceğiz? Bakın arkadaşlar hikaye anlayışlarından da %100 sorumuz var. Kesin yani bireyin iç dünyasını esas alanlar modern hikaye topluluğu kesinlikle ama kesinlikle sorulacak. Mutlaka sorulacak. Burada yıllara çok takılmayın. Genel başlıkları bilmeniz. Hatta başlıklardan bir şeyler çıkarmanız bile şimdi göreceksiniz imkanlı arkadaşlar. Mümkün. Bakın dikkat. Bireyin iç dünyasını esas alanlar. Abi iç dünya bitti. Senin iç dünyam, benim iç dünyam. Yani neyi anlatıyor olabilir? Ya ruhsal çözümleme ya psikolojik durumumuz. Yani bir şekilde iç çatışma, ruhsal çözümleme gibi şeyler geçiyorsa bireyin iç dünyasını esas alanlara yürüyebilirsiniz. Kesin onlar diyebilirsiniz. Bir yalnızlık varsa, bir iletişimsizlik varsa modern hikaye demelisiniz. Modern insan gözünüz önüne gelsin. Artık alt komşu üst komşuyu tanımıyor bitti. Binadasın yan komşu kim tanımıyorsun değil mi? Artık şu anki görüntü günümüzdeki görüntü bu. Yani modernleştikçe bir anlamda bir yalnızlaşma değil mi? Bir iletişim iletişimsizleşme konuşabilirsem. Doğal olarak yani kimseyle bağlantı içerisinde olmama, silikleşme, yabancılaşma gibi kavramlar modern hikayeyi hatırlasın. Sorun varsa, dönem ilişkisi varsa tabii ki toplumcu gerçekçi. Zaten adı üzerinde gerçekçiler, realistler ne gördüse onu yazıyor. Kötü gidişatsa kötü gidişat, ise iyi. Doğal olarak toplum eleştirisi çok fazla var arkadaşlar. Dönem eleştirisi, sorunlar, değil mi? Toplumsal sorunlar. A köylüdür, değil mi? Fakir zengindir, yoksuldur vesaire. Bunlar arasındaki çalışmalar fazlaca ele alınacak. Değerler ve inançlar ön plandaysa, dini vurgular varsa, milli dini duyarlılığı işleyenler olarak da cebinizde tutabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen aklınızda kalsın. Tüm bunların dışında geldik son noktamız artık. Bu son noktada ne göreceğiz hocam? Burada da bakın dikkat. Kurtuluş Savaşı vurgusu. Yani bir yerde bir milli mücadele varsa, milli edebiyat anlayışını sürdürenler diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar süper. Burası çok önemli de artı birler ikiler burada sorular gelecek. Kesinlikle hikayeden sorumuz var. E akım sorusu da zaten mutlaka karşımızda olacak. Şimdi hocam sınavda yazar eserleri kaçış için kullanacağız? Yani çok böyle alakası bir soru gelirse sınav taktikleri arasında kaçış için hemen yazıp kurtulacağız hocam. Olası bir eşleştirme mutlaka ama mutlaka gelecektir. Akınlar sorusu zaten kaçarı yok. Bu anahtar kelimeleri almanız yetecek. Ben sınav taktikleri videosuyla yine karşınızda olmaya çalışacağım. Tüm senaryolardan da elimden geldiği kadar soru seçip arkadaşlar şu mutlaka gelir. Şu soruya dikkat edin gibi nokta atış videolarla yanınızda olmaya devam edeceğim. Bu videoları şöyle dinlemeniz, bir iki defa izlemeniz bile sınav öncesi fazlasıyla yeterli olacak. Göreceksiniz konuştuklarımızın dışında hiçbir soru görmeyeceksiniz. İçiniz rahat olsun. E o zaman haydi görüşmek üzere. Kolay gelsin.